Frigler, M.Ö. 1200 yıllarında Balkanlar tarafından boğazları geçerek Sakarya Irmağı'nın doğduğu coğrafyaya yerleştiler. Bugünkü Ankara'nın Polatlı ilçesi merkezleriydi. Ayrıca Eskişehir ve Kütahyelilerinin doğduğu bölgede siyasi bir güç olarak varlığını sürdürdüler. Kral Gordios tarafından Kuzeybatı Anadolu bölgesinde kurulan Frig Devleti'nin başkenti Gordion şehriydi. Friglerin en büyük kralı Midas döneminde devletin sınırları Güneydoğu Anadolu ile Ege Denizi arasında genişledi. Hitit coğrafyasının egemenlik altına alınmasının ardından Hititler tarafından meydana getirilmiş büyük medeniyetten etkilendiler. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Frigler, tarım ve hayvancılığı korumak amacıyla çok ağır yasalar yaptılar. Öküz kesen ya da saban kıran ölüm cezasına çarptırılırdı. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri Frig kültürünün şekillenmesinde etkili olmuştur. Çok tanrılı dini inanışın yaygın olduğu Friglerde öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanılırdı. Ölen krallar tümülüs adı verilen oda şeklindeki mezarlara gömülürdü. Friglerin en büyük tanrısı toprak ya da bereket tanrıçası sayılan Kibele'ydi. Bunun dışında Yunan tanrılarına da inanılırdı. Frigler Anadolu'da harf yazısını kullanan ilk uygarlık olmuştur. Bir öykü türü olan Fable'ın hayvan öykülerinin yaratıcıları oldukları bilinen Frigler döneminde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Maden işletmeciliğinde de oldukça usta olan Frigler dönemine ait günümüzde çok sayıda tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Hayvancılıkla uğraşmalarından dolayı kıl ve yün dokumacılığı oldukça gelişmiştir. Fibula adını verdikleri çengelli iğneyi icat edenler de Frigler olmuştur. M.Ö. 600'de Lidyalıların egemenliği altına giren Frigler, bir süre sonra Karadeniz'in kuzeyinden Kafkaslar yoluyla gelen Kimerler tarafından yıkılmıştır. Friglerin tarım, hayvancılık, dokumacılık ve madencilik alanlarında meydana getirdikleri yenilikler uzun yıllar Anadolu kültüründe yaşayarak gelecek dönem uygarlıklarını derinden etkilemiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.